Merhabalar. Bir videoda daha yine birlikteyiz. Bu videoda sizlere 2015 model Golf 7 Midline Plus aracımı aldığım 6,5 inç multimedya cihazı nasıl monte edeceğim, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi önce cihazın kutu açılımını bir görelim. Daha sonra montaj aşamasına başlayacağız. Evet, multimedyamız böyle bir kutuda geliyor. Ben bunu PTT Gümrük şefliğinden gidip kendim vergisini ödeyip sen aldım. Ürün 450 TL, 200 TL'de bir vergisi çıkıyor. Böyle bir kutuda geliyor. Yanında bağlantı kablolarını da vermişler. Tabii siz bu şekilde çat diye yere vurmayın cihazı. Cihaz bu şekilde. Altı buçuk inç ekranı var. Arabadaki mevcut biliyorsunuz 5 inç. Aynı tuşlar. Fon diye bir menü gelmiş buraya ekstradan. Birebir uyumlu zaten. Şöyle kablolar da burada. Şimdi bu kabloları nereye takacağız vesaire bunları göreceğiz. Şurada parça kodu yazıyor. Evet, şimdi isterseniz montaj aşamasına geçelim. Evet, cihazımız burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi sökme işlemlerine başlayacağım. Sökerken şu kemiklerden faydalanacağım. Şimdi şu kısmı şu şekilde bakın. Söktüm. Şimdi burayı da aynı şuradan başlayarak bakın. Bu parçayı da söktük. Evet, gördüğünüz gibi zor da olsa bu parçayı da çıkardık. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu çerçeveyi çıkarttıktan sonra şu parçada direkt çekerek geliyor. İçinden kabloları çıkartırsınız ve bunu bırakırsınız buraya. Daha rahat çalışma fırsatı sağlar size. Şimdi kredi kartlarını ya da benzer bir kartı şu şekilde 4 tane bundan oluşturdum. Buraya, 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 buraya. Mesela şunu sol alttakini yönü bu tarafa bakacak şekilde yani ucu sivri ucu bu tarafa bakacak şekilde diğerini tam tersi şekilde böyle yerine yerleştirdim. Önemli olan o dilleri tek tek uğraşarak kurtarmak. Mesela şunu biraz daha kısaltacağım yamulmaması için. Bir kartta da yapabilirsiniz bunu. Şöyle bir törpüyle de yapabilirsiniz. Tek tek bu şekilde kurtararak bu işlemi yapabilirsiniz. Ben en son şu kalmıştı. Bunu da kurtardım. Şu an gördüğünüz gibi cihaz geliyor. Ben bunu da söktüm. Şuradaki şu vidalar yardımıyla. Siz sökmeseniz de olur.
Şurada bir tane dil var. Onu bastırdım ve bu şekilde söktüm. Şimdi bunu nasıl sökeceğimi bakıyorum. O da sanırım şu alttan bastırarak çıkıyor. Şimdi kabloları çıkarttım. Şu an eski cihazımız elimizde. Yeni cihazı alıyorum. İçinden şöyle bir parça çıkıyor. Bu sanırım çift kanalı tek kanal yapmak için. Şurada iki kablo var. Bunu tek yapacağız. Bir şekilde giriş yeri var. Onu da şu şekilde yapmışlar. Evet, şu an yerine oturdu. Bunu da şuraya evet oturttuk. Bu tamam. Şimdi zaten bu direkt yerine montaj olacağı için birebir bu şekilde. Şimdi bunu yerine oturtuyorum. Evet, işlem bu kadar. Gördüğünüz gibi şu kabloyu şöyle aşağıya salacağım. Evet. Şimdi şöyle arabayı çalıştırmadan önce şu çıkardığımız soketi, düğmeyi mutlaka iki kabloyu da yerine yerleştiriyoruz. Yoksa araba hata verir ve bu hatayı silemezsiniz. Ben şu ekranı kaldıracağım. Şu an herhangi bir engel yok arabayı çalıştırmam için. SD kartım vardı, onu taktım. Evet, tüm ayarlar gelmiş. Bağlı telefon yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Multimedya cihazı bağladık. Çalışıyor. Şimdi ben toplama işlemleri yapacağım. İzlemeye devam edeceksin siz de. İşlemler tamamlandıktan sonra cihazın incelemesini yapacağız. Şimdi anahtarımı geri çektim. Şimdi montajı geri yapacağım. Gördüğünüz gibi yerine direkt yerleşti. Şu havalandırma düğmelerinin de montajını yapayım. Bu da tamam.
Burası da tamam. Şimdi kontağı çevirip cihazı çalıştırıyorum. Sağ üstten başlayacağım. Kar diye menü var. Oradan yakıt bilgileri, kaç kilometre kaldı, menzil vesaire bunları görebiliyorsunuz. Sağ altta ayar tuşu var. Oradan tüm araç ayarlarına bakabilirsiniz. Sol altta kısa yol var burada. Medyaya bağlanıp hemen müziği değiştirebiliyorsunuz. Sağ üstte hava sıcaklığı var gördüğünüz gibi. Arabanın ayarlarını görüyoruz setup'tan. Fonda telefonumuzu bağlayacağız şimdi. Bluetooth'ta bağlayacağız. VV Radyo, Volkswagen Radyo diye geçiyor. Eşleştiriyoruz. Bunu bir kere yapacağız. Şu an bağlandı. Burada SMS, geçmiş, kişiler, çevir işte buradan tüm işlemleri yapabiliriz. Yine ayar kısmından telefonu seç. Bluetooth'u açıp kapatmayı buradan yapıyoruz. Şu an görünürlük gizli. Daha önce eğer herhangi bir karşı bağlayacağınız aygıtın tanıma özelliği yoksa göremeyecektir. O yüzden burada görünür yapmanız gerekiyor. İsmini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman Bluetooth'tan müzik çalmayı kapatmış oluyorsunuz. İşte profiller var. Telefonu seç. Burada birden fazla bağlanma için kullanılıyor. Mirror Link var. Bu Mirror Link'te USB kablosuyla bağlantı sağlanıyor. Onu ben biraz sonra göstereceğim. Buradan radyoya gelebiliyorsunuz. Tekrardan medyaya geldiğimiz zaman buradan da şu kaynak kısmından SD kartı seçip ya da Bluetooth sesi seçip buradan istediğiniz yerden müzik çalmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bluetooth sesi seçtiğiniz zaman arabada telefona Bluetooth'la bağlı ise telefondan çaldığınız Spotify'dan, YouTube'dan vesaire tüm sesleri arabadan çalmaya başlar. Şimdi isterseniz bir Mirror Link denemesi yapalım. USB kablosuyla telefonumu bağlıyorum. Medyaya basılı tutuyoruz. Easy Link diye bir bölüm geliyor. İlk sefer program karşılayacak zaten. O programa size linkini verecek. Evet, direkt bağlantıyı yapabiliyorsunuz. O uygulamayı indirdikten sonra. Ben zaten o uygulamanın linkini de size vereceğim. Şu an ekran yansıdı. YouTube'a gireceğim. Hemen kanalımıza giriyoruz. Bir video açacağım en sonki videoyu. Ekranı yatırdığınız zaman da ekranda yansıyor. Mirror Link'te şöyle bir olay var. Ses yansımıyor. Sadece görüntü yansıyor. Sesi yine telefondan dinleyeceksiniz. Şu an ses niye gitmedi diye düşündüm. Bluetooth'a bağlı. O yüzden sesi veremedi. Sesi Bluetooth'u kapattım. Şu an telefondan ses geliyor. Bu şekilde ekran yansımayı hallettik. Cihazda video izleme özelliği de var. Medyaya basılı tuttuğunuz zaman video sekmesine geliyorsunuz ve video izleyebiliyorsunuz. Yalnız burada önemli olan video boyutları 360 piksel olacak. Yani 360p olacak. Daha büyük olduğu zaman hata veriyor. O yüzden 360 piksel boyutunda istediğiniz kadar videoyu flash belleğe atıp video izleyebilirsiniz. Video izlemek için bir nokta daha var. Boş, yani herhangi bir ses olmayan bir MP3 oluşturup arka planda medyadayken o MP3'ü de, yani sessiz MP3'ü de çalmanız gerekiyor. Evet, multimedya cihazın ek bir özelliği daha geri görüş kamerasını destekliyor. Daha önceden söylediğim gibi. Ben geri görüş kamerasının montajını yaptım. Şu an gördüğünüz gibi vitesi geriye aldığımız zaman
Kamera çalışıyor. Cihazla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Cihaz çok stabil, güzel çalışıyor. Ekranı kesinlikle orijinal 5,5 inç ekrandan daha iyi. Dokunmatiği daha iyi. Herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.